Avenue'yu bir aile hasar verdi ama manası kalmadı Zico'nun. Avenue'nin ama... bitkinliği olmasa rağmen buradaki takısının devamını getirmedi. Canı çok az olduğu için şimdi Trix kule altına geliyor Otom'a karşı ama bu iyi bir fikir olmayabilir. Fenki Blitz'ından bir yudum aldı ve çok iyi bir organize baskın. Korkularından beslenip aslında... Orta koridorda bir baskın var. Tabii ki orada Zico'nun üzerine atıldı. Bitkinlik var Avenue'dan. Zico'dan ve Avenue'dan geldi ama skor alan isim orada Taiki oldu. İlkan orta koridorda, alt koridorda da birebir bir eşleşme var. Zerg'in canı çok azaldı. Bitkinlik güzel geliyor Konyak'tan. Dördüncü mermi çok fazla hasar bırakmadı bitkinlik olduğu için. Son perde açıldı şimdi. Emtes tüm mermilerin önüne geçti. Zerg'den bir sıçrama. Kendisi düşüyor orada. Trix de yaklaştı oraya. Ruvelius'tan bir sıçra geldi. Son vuruş gelecek. Ruvelius zaten Trix'in geldiğini gördüğü için yan taraftan. Orada en azından sıçrayıp skor almayı başardı. 5 kişi alt koridora toplandı Team Aurora. MTS'in sıçrası yok. Tabii ki ultisini kullanmayı tercih etmedi. Herhalde. Işından geldi. Oradaki minyonları korkuttu. Bir oyun geliyor orada arka tarafta. Pankey tutamaz. Zico çok iyi ayırdı oradaki çok savaşı. Çok iyi. İşte Zico ya. İlk düşen isim Zergsling oluyor. Atom şimdi Taiki ile birlikte önde kaldı. Atom çok fazla hasar oluyor. Sıçrasını kullandı Atom. Son perde açıldı yan taraftan. Zico'dan sıçra ve 2'deki almayı başarıyor Zico. Pankey oradaki alandan çıkmayı başardı ve hayatta kalıyor. Şimdi yan taraftan Trix gelecek ama... Vadinin yapısını değiştirebilir olmak. Trix, Ruvelius'u buldu orada. Ruvelius'un üzerine atla çünkü sıçrası yok. Trix yok etti Ruvelius. Galiba bu kuleyi alamayacaklar. Aurora bu kuleyi savunacak. Trix yakalandı. Zerg'sling kapanlara. Kullandı ama yerden bitme geldi. Zico bir kere daha Zerg'sling'i almayı başardı. Verdi 3. skor bu Zerg'sling'in. Zico'dan bir ulti kullanımı da. Zerg'sling'in üzerine atıldı. Trix oraya sıçıyor. Çok az Zerg'sling düşmedi ama Ruvelius'a çevirdi hedefini Trix. Orada Ruvelius'u almaya başardı. Taiki Zico'nun üzerinde. Emtes onun yardımına bir kalkan geldi Konyak'tan. Taiki son vuruşu yapamadı ve 2'de 2 yapmayı başardı Trix. Zico o kadar fazla çalıya girdi görüş vermedi. Şimdi yan taraftan Avenue geliyor. Walkers'in agresi kullandı. 2 skor aldı. Güzel de bir bitkinlik. Trix üzerine Deşenok'a çok iyi sıçrama Avenue'dan. 2 skor aldıktan sonra oradan çıktı. Ama dikkatli olması lazım. Kule altına girdi. İki kulenin arasında şu anda Taiki. Yan taraftan bir de Kha'Zix geliyor. Çok iyi bir örgü duvar. Yine Zico'dan orada geçişi kapattı. Trix'le birlikte Taiki skorunu alacaklar. Buradaki skorda Zico'ya gidiyor. Bir de kırmızı güçlendirme gitti. Pankey orada. Avenue'yu yakalamayı başardı. Çok iyi oyun Pankey'den. Yalnız fıçısını istediği bir yere gönderemedi Pankey. Walker ile oradan uzaklaşıyor Avenue. Alt koridorda da bir takas. Zyra ultisini kullandı. Emtes kaçıyor şimdi. Arka tarafı kullanılan bir ışından var. Konyak burada düşecek muhtemelen. Ama en azından nişancısını kurtarmayı başarıyor Konyak. Trix geldi vuruyor. Burada kuleyi almaya oynayacaklar muhtemelen. Ya da tamam. Kule altında görebiliriz çünkü orada örgü duvar görüyor Zico'dan. Kule altında kalmayı tercih etti Atom burada kaçmak yerine. Pankey kuleyi tanklamaya devam ediyor. Canı bir aile azaldı Atom'un da Pankey'nin de bir vuruş daha tankladı. Ve skor burada Zico'ya gidiyor. 6. skorunu aldı Zico. Hemen yanıtta orta koridorda Avenue'dan geliyor. Taiki ile birlikte orta koridor kulesini aldılar. Bir de alt koridordan Ruvelius'a Zergsling. Alt koridor kulesini almayı başardı. Üst koridorda, yalnız orta tarafta Zico, Zyra'yı almayı başardı. Güzel de bir sıçra kullandı. Avenue'dan bir bitkinlik geliyor Zico'nun üzerine. Orada ultisini kullandı örgüden ama Taiki yakalıyor Zico'yu. Zico düştü. Diğer tarafta Avenue'da Trix avladı. Şimdi Ruvelius'un üzerine gidiyor. Son bir vuruş orada Trix'ten skoru getirecek. Ruvelius hala kaçıyor ama Karma orada skor alan isim oldu. Taiki 4 kişinin arasında güzel bir sıçra Taiki'den. Ama oradan kaçışı olmayacak muhtemelen. 3 kişi orada korkutsa da Trix bir skor da almayı başarıyor. Ve bu da Baron anlamına gelecek. Aynen öyle. Atom ışınlanını iptal etti zannedersem. Takım savaşının kötü gittiğini gördükten sonra dakika 25'te 4 skor üzerinde Baron. Atom ve Zergsling hayatta ama yetişmeleri imkan yok buraya. Zergsling sadece bakmaya gidecek zaten. Ya da kuleye dönecek. Bedava bir Baron. Savaşın ardından... Niye vurmuyor? Zico'nun hayata dönmesini beklediler. Pankey fıçı atmak dışında her şeyi iyi doğru yapıyor anladığım kadarıyla. İşin kötü yanı Gragas'ın en önemli özelliklerinden biri fıçıları kullanmak tabii. Yalnız Zico orada çok fazla hasar bıraktı ve Gragas'ta kaldı o skor. Zico hemen duvarını örüyor. Venin üzerinde bitkinlik var. Şampiyonluk Ligi'nin bence... anayasalarından biri yani asla yıkılmaması gereken, asla ihlal edilmemesi gereken kurallarından biri olsun. Zico'ya talih verilmez. Zico kule altında hasar veriyor. Çok güzel bir Zonya kullandı Zico ve burada kule altı savaşı çok iyi başlattı TV adına. Arka tarafta bir skor daha geldi.
3 oyuncusunu kaybetti Team Aurora. Heavel Gaming'de ise Panky düşüyor. İşte skorda oradan oyunun ilk 20 turunu açmayı başardı Heavel. Kalkan kullanımı... Bu arada Zergsting yok oluyor. Yerden bir Team Aurora skoru getirdi ona. Trix de bu skorda asist alamadığı için arka taraftan... Hasar o kadar büyük. Ama orada bir totem var. Ama hasar o kadar şimdi büyük ki. Yine güzel bir ulti kullandı Zico. Hem oradaki yeri kapattı hem de ışından geliyor. Son perde açıldı. Bine kadar indi ve daha oraya gelemeden Team Aurora oyuncuları Baron'u almayı başardı. Heavel Gaming tabii ki araya girdi ama 4 kişinin hasar var. Trix arka tarafta Avenue'yu kovalıyor. Trix son bir saldırı orada Avenue skorunu getirecek ona. Arka tarafta ise Taiki düştü. Daha sonrasında Jin düştü. 3 oyuncusunu kaybetti Team Aurora. Ve burada Atom'u da kaybedecekler. Tek hayatta kalan isim orada Zergsting gibi görünüyor. Zergsting üste dönmüş olsa da Panky ışınlanına geldi ve Heavy Gaming 35. dakikada senin ilk maçından galibiyete ayrılıyor böyle. Genelde Baron savaşlarında ne olur? Baron'a giren bu arada Panky Zergsting skorunu da almak istiyor ki muhtemelen... Vallahi neyse önemli mı? Değil. Genelde Baron savaşlarında neden bahsederiz biz? Baron'a giren takımın ciddi anlamda büyü direnci ve... zırhı azaldığı için orada sonradan gelen takım katliam yapabilir. Baron'u alıp çıkmak gerekir. Fakat Baron'u alıp Baron'dan hasar yemiş, büyü direnci zırhı düşmüş takım, takım savaşında bu kadar net kazanabiliyorsa bu bir aradaki altın farkını ve aradaki eşya farkını gösteriyor. Bir tabii takım savaşı koordinasyonunu.